Merhaba arkadaşlar, Meskevi Kimya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle kimyasal tepkimeler konusunu işleyeceğiz. Bu konu öyle çok zor bir konu değil. Hangi tepkime türleri var bunlardan bahsedeceğiz sizinle. Konuyla ilgili pdf'i aşağıda açıklama kısmına bıraktım. Oradan indirip beraber takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hazır buraya kadar gelmişken kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ne diyoruz? Hazırsak başlayalım. Kimyasal tepkimeler konusunu Önce kimyasal tepkime nedir? Bununla başlatalım. Maddelerin kimyasal yapısını değiştirerek yeni maddeler oluşturması olayına biz kimyasal değişim diyorduk. Bunu gösterdiğimiz denklemlere ise arkadaşlar kimyasal denklemler diyeceğiz. Kimyasal tepkimelerin başlangıç tarafına girenler ya da reaktifler, tepkime sonucunda oluşanlara ise biz ürünler ya da çıkanlar diyoruz arkadaşlar. Arada bir okla göstereceğiz bunu. Tepkimenin girenleriyle ürünlerini arada bir okla ayıracağız arkadaşlar. Tepkimelerde maddelerin altına parantez içinde ifadeler yazılıyor. Orada arkadaşlar küfür yazmıyor. Baştan bunu uyarayım arkadaşlar. Oradaki ifadeleri şimdi söyleyeceğim. Oradakiler küfür değil. K ile ifade edilen katı, S ile ifade edilen sıvı, G ile ifade edilen gaz, e, AQ ile ifade edilen ya da suda diye gösterilen şeyse arkadaşlar suda çözünmüş demektir. Size verilen bir kimyasal tepkimedeki tüm maddeler aynı fazdaysa gaz 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 katı 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 sıvı 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 hepsi aynı fazdaysa biz buna homojen tepkime diyoruz. Homojen karışım heterojen karışım ifadesiyle karıştırılmasın bu durum arkadaşlar. Homojen tepkimede tüm fazlar aynı, heterojen tepkimede ise en az bir tanesi farklı olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Buradaki tepkimelere bakalım. N2 ile H2 tepkimeye girmiş, NH3 oluşturmuş. Gaz, gaz, gaz. Hepsi gaz olduğuna göre ne diyoruz buna? Homojen tepkime diyoruz. Alttakine bakalım. NH3 ile HCl gazları tepkimeye girmiş, NH4Cl katısı meydana getirmiş. Bu nedir arkadaşlar? Heterojen bir tepkimedir. Neden? Çünkü gaz gaz katı oluşmuş bir tane bile farklı varsa biz buna ne diyoruz? Heterojen tepkime diyoruz. Şimdi kimyasal tepkimelerde korunan ve korunmayan özellikler nedir? Bundan bahsedelim. Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunmak zorunda. Yani sağ tarafta hangi tür atom varsa sol tarafta da aynısı olmak zorunda. Eğer atom türü değişiyorsa orada kimyasal tepkime değil bir radyoaktif tepkimeden bahsederiz. Bu da zaten müfredatımızda yok. Atom türünün dışında atom sayısı da korunmak zorunda. Yani tepkimenin sol tarafında hangi sayıda atom var

sağ tarafında da aynı sayıda atom olmak zorunda. Toplam kütle korunmak zorunda. Toplam kütleyi temel kimya kanunlarında işlemiştik hatırlarsanız korunduğunu söylemiştik. Toplam proton ve nötron sayısı arkadaşlar bu da korunmak zorunda. Çünkü arkadaşlar kimyasal tepkimelerde çekirdek yapısı değişmez. Çekirdek yapısı değişmediği için de proton sayısı, nötron sayısı bunlar değişmeyecektir arkadaşlar. Toplam elektriksel yük. Yani arkadaşlar bir kimyasal tepkimenin bir tarafında toplam elektriksel yük kaçsa diğer tarafında da aynı olmak zorunda. Zorunda. Diyelim girenler tarafında toplam yük artı 2. O zaman ürünler tarafında da artı 2 olmak zorunda. Girenler tarafında toplam yük 0. O zaman ürünler tarafında da 0 olmak zorunda. Toplam elektron sayısı da değişmez. Elementin elektron sayısı ile ilgili durumu söyleyeceğim birazdan ama toplam elektron sayısı her iki tarafta aynı kalmak zorunda. Ve kimyasal tepkimelerde toplam enerjide ne olur? Korunur arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde değişebilen ya da korunmayan özellikler ama burada şunu söyleyeyim bakın değişebilen demişiz. Demek ki değişme değişmediği durumlar da var. Tepkimeden tepkimeye değişkenlik göstermektedir. Madde sayısı kimyasal tepkimelerde değişebilen bir özelliktir ki bakın buradaki tepkimelerde N2 ve H2 tepkimeye girmiş. iki farklı madde tepkimeye girmiş. NH3 tek madde oluşturmuş. Gördünüz mü? Madde sayısı değişti. Alttakine bakın. HCl ile NH3 tepkimeye girdi. NH4Cl oluşturdu. Yine madde sayısı değişti. Ha değişmediği durum da olabilir. Örnek vereyim. CH4 ile O2 tepkimeye girer. CO2 ve H2O oluşur. Yani iki farklı farklı madde girdi, iki farklı madde çıktı. Yani madde sayısı değişmeyebilir ama değişme durumu da söz konusudur. Özellikle gaz tepkimelerinde toplam hacim değişebilen bir durumdur. Bu da molekül sayısına bağlı olarak söylediğimiz bir şeydir. Bakın tepkimeye N2 ve 3H2 tepkimeye giriyor. Toplam 4 birim gaz tepkimeye giriyor. 2 NH3 oluşuyor. Yani 2 birim gaz çıkıyor gördüğünüz gibi. Ne oldu o zaman? Toplam hacim burada yarıya düşmüş oldu diyebilirsiniz. Tanecik yarıçapı bu da değişebilen bir özelliktir. Bir atom elektron aldığında ya da verdiğinde ne oluyordu arkadaşlar? Çapı değişiyordu değil mi? O zaman tanecik yarıçapı da ne olacaktır? Değişebilen bir özelliktir. Molekül sayısı ya da mol sayısı ikisini birlikte düşünebiliriz arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde mol sayısı değişebilen bir özelliktir ama değişmediği durumda söz konusudur. Molekül sayısı ile ilgili durumu iki farklı örnekle yazacağım şuraya arkadaşlar. N2 artı 3H2 2NH3. Bir birim N2 3 birim H2 toplam 4 birim molekül tepkimeye girdi. 2 birim NH3 meydana geldi. Yani 2 birim molekül oluştu. Gördüğünüz gibi molekül sayısı azaldı. Ama şöyle de olabilir. H2 artı Cl2 buradan 2HCl oluştu. Bakın 1-1 2 birim molekül tepkimeye girdi. 2 birim molekül oluştu. Bu da olabilir. Taneciklerin elektron sayısı bu da değişebilen bir durumdur. Sonuçta kimyasal tepkimelerde elektron alışverişi olmuyor mu? Evet oluyor. Bir atom elektron alabiliyor diğer yere elektron verebiliyor. Bundan dolayı taneciklerin elektron sayısı ne olur? Değişir ama toplamı değişmez arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde fiziksel özelliklerin değiştiğini daha önceden söylemiştik hatırlarsanız. Kimyasal bir tepkime gerçekleşiyorsa fiziksel özellikler de değişecektir. Bundan dolayı fiziksel hal, renk, tat, koku bunlar ne olabilir? Değişebilir arkadaşlar. Gelelim kimyasal tepkimeler nasıl denkleştiriliyor? Bundan bahsetmeye Arkadaşlar bir kimyasal tepkimeyi denkleştirirken öncelikle en kalabalık molekülün başına yani atom sayısı en fazla olan molekülün başına bir yazdığınızda diğerlerini bulmak daha kolaylaşacak. Tepkimelerde atom sayısı ve cinsi değişmediği için girenlerdeki atom sayısı neyse ürünlerdeki de o olmak zorunda olduğu için ne yapacağız arkadaşlar? Her iki taraftaki atom sayısını eşitlemeye çalışacağız. Denkleştirme yaparken her iki taraftaki atom sayısını denkleştirirken önce metallerden başlayın sonra ametallerle devam edin. Hidrojen ve oksijen dışındakiler. Sonra hidrojen, en son oksijene bakın. Yani Maho arkadaşlar. Maho neymiş? Bu bizim Maho aya bakalım. Önce metalleri eşitliyoruz, sonra metalleri eşitliyoruz, sonra hidrojeni eşitliyoruz, en son oksijene bakıyoruz. Özellikle moleküler elementler vardır. Moleküler elementlerde şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Moleküler elementler N2, H2, O2, F2 gibi moleküllerdir. Birden fazla atom bir arada bulunur. Bu moleküllerin başına kesirli sayı yazabiliyorsunuz. Diyelim ürünlerde 3 birim oksijen var. Girenlerde de O2 var. E başına 3 yazsak 6 olacak. Ne yapıyoruz? 3 bölü 2 yazıyoruz. Ne oluyor? 2'ler sadeleştiği için 3 oksijen kalmış oluyor. Bileşik ve atomik elementlerin başına ise asla ve asla kesirli sayı yazamıyorsunuz. Tam sayı yazılır. Bileşiklerin ve atomik elementlerin başına kesirli sayı yazılmaz. Kimin başına kesirli sayı yazılır? N2, O2, F2, O3 gibi moleküler elementlerin başına kesirli sayı yazılır. Tamam mı arkadaşlar? Bir bileşiğin içerisinde diyelim parantez var. Parantezin dışında da bir sayı yazıyor. Arkadaşlar şunu asla unutmayın. O parantezin dışındaki sayı parantezin içindeki elementlerin sayısını etkilemektedir. Mesela NO3 dışında 2 yazıyor. Parantez 2. O zaman orada 2 tane azot, 6 tane oksijen var demektir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakalım nasıl bir denkleştirme yapmışız? Örneğimiz neymiş? C4H6 artı O2, CO2 artı H2. Şimdi en kalabalık molekül hangisi? C4H6. Onun başına 1 yazdım. Oraya 1 yazdıktan sonra, bakın buraya 1 yazdık. Güzel. Sonra ne yapacağız? Burada metal yok. O zaman ametaller. Hangi a, metal var burada hidrojen ve oksijenin dışında? Karbon var. O zaman onun sayısını eşitleyelim önce. Bakalım burada 4 tane karbon var görüyor muyuz? Karşı tarafta da 4 tane karbon olması için ne yaptık? Karbondioksitin başına 4 yazdık. Böylelikle her iki taraftaki karbon sayısını eşitledim mi? Evet. Devam ediyorum. Neydi Maho'da? Şimdi hidrojende sıra. Bakalım. Girenler tarafında 6 tane hidrojen görüyorsunuz değil mi? Ürünler tarafında da 6 tane hidrojen olması için. H2O dediği için 2 hidrojen var orada. Başına kaç yazarsam 6 hidrojen elde ederim? Evet. 3 yazarsam. Değil mi arkadaşlar? Şimdi hidrojen de tamam. Geldik oksijene. Bakıyoruz. Ürünler tarafında 4 yazmıştım. 4 kere 2 8 oksijen CO2 tarafından gelecek. Burada 1 var. 3 kere 1 3 tane de buradan gelecek. 8 3 daha kaç etti? 11 etti. Ha demek ki ürünler tarafında 11 oksijenim var benim. E, o zaman girenler tarafında da 11 tane oksijene ihtiyacım var. O 2 yazmış. 11 yazsam 22 olacak. O zaman 11 bölü 2 yazarsam ne olur? Şu ikiler gider. Böylelikle toplam 11 tane oksijenim olur. İşte denkleştirmiş olduk. Şimdi diğer örneklere bakalım. Burada en kalabalık molekül olarak al 4 c 3 görüyorum. Başına yazdım biri. Mahodan önce metaller. 4 tane alüminyum var. Buraya bakıyoruz. 1 tane alüminyum var. O zaman bunun başına bir 4 yazsam alüminyumları eşitlemiş oldum. Sonra ne var? Ametal, karbon var. 3 tane karbon görüyorsunuz. E o zaman şunun başına 3 yazarsam böylelikle 3 tane karbon etti mi? Evet sıra hidrojende. Bakıyoruz burada 12 tane var değil mi? Hocam nasıl oldu? Bak parantezin içindekini düşünürseniz 3 hidrojen vardı. 4 kere 3 12 hidrojen buradan geldi. Diğer tarafa bakalım. 3 kere 4 12 hidrojende burada var. Toplam 24 hidrojen var burada bakın arkadaşlar. O zaman girenlerde de 24 hidrojen olması lazım. H2O. Ha, 2 hidrojen var orada. 2 ile kaçı çarparsam 24 edecek? 12. Buraya da 12 yazdım. Etti mi sana 24? Evet. Şimdi oksijene bakıyorum. Girenlerde 12. 2 tane oksijen var. Ürünlere bakıyorum. 3 kere 4 12 oksijen var. Eşitlememe gerek bile kalmadı. Eşit çıktı. Tamam mı arkadaşlar? Bir sonraki örneğimize bakalım. C2H5OH artı O2'den CO2 artı H2 oluşmuş. Bakalım. Burada en kalabalık molekülümüze biri yazdık. Kaç karbonumuz var? 2. Görüyor musunuz? O zaman buraya da 2 yazdık. Karbonlar tamam. Sıra hidrojende. 5 tane mi var? Hayır. Bakın burada da bir tane var. Toplam burada 6 tane hidrojen var. O zaman ürünler tarafında da 6 tane hidrojen olması için ne yazacağım buraya arkadaşlar? 3. 3 kere 2 6 etti. Şimdi oksijeni sayıyorum. Şurada 2 kere 2'den 4 oksijen var. Burada da 3 kere 1'den 3 oksijen var. Ne etti? 7 oksijen etti. Girenlerde de 7 olması lazım. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bir tane oksijen var. E geriye kaç kaldı? 6 kaldı. O 2'nin başına kaç yazmalıyım? Evet 3 yazmalıyım. Böylelikle 6 oksijen de oradan geldi. Bir tane de burada var etti sana 7. Şimdi şuradaki örneklerimize bakalım. C3H7 COOH artı O2 CO2 artı H2O. Bakalım. Kalabalık molekülümüzü bulduk. Başına biri yazdım. Kaç karbonu var bu bileşiğin? 3 mü? 4. Hocam ne alakaya? Nereden geldi 4? Bak 3 burada var bir tane de burada var. Gördünüz mü? 4 tane karbon var. O zaman ürünlerde de 4 tane karbon olması lazım. Hop buraya da 4 yazdık. Şimdi karbon tamam. Şimdi hidrojene bakacağız. En son oksijene bakacağız. 7 tane mi var? Hayır. Bir tane de burada var bakın. 8 tane var. E o zaman buraya da 4 yazayım. H2O'dan dolayı 8 tane hidrojenim oldu. E oksijeni sayıyorum şimdi bakın. 2 kere 4'ten 8 oksijen burada var. 4 kere 1'den 4 oksijen de burada var. Kaç et 12 oksijen. Girenlerde de 12 tane olması lazım. Bakın burada 2 tanesi var. Geriye kaldı 10. Demek ki bunun başına kaç yazacağım? 5 yazacağım. Tamam mı? Devam ediyorum. Bakın. Alüminyum hidroksit artı h 2 co 4 Alüminyum sülfat artı H2O. Hey maşallah. Bakalım. Kalabalık molekül belli değil mi? Yaz bunun başına bir. Devam ediyoruz. Kaç tane alüminyum var? Önce mahodan metale gidiyorum. İki tane var. O zaman şunun başına iki yazdım. İki alüminyum tamam. Hangi elementler var şimdi? Kükürt var. Hidrojen var. Oksijen var. O zaman kükürte bakacağım. Parantezin içine katarsak bunu. Üç tane kükürtüm var. O zaman benim buraya üç yazmam lazım. Çünkü bir tane vardı burada. Üç kere birden üç etti. Şimdi hidrojende sıra. Altı tane burada var. Parantezin içine dahil ettiğimiz için üç. İki kere üç. Altı hidrojende burada var. Var. Kaç etti? 12 hidrojen. O zaman H2O'nun başına 6 yazarsam 2 kere 6'dan 12 hidrojen edecektir. Şimdi bakalım eğer oksijen eşitse doğru yapmışızdır bu soruyu. Parantezin içine dahil edersek 3 oksijen 2 kere 3 6 oksijen burada var. 4 kere 3 12 oksijen de burada var. Toplam 18 oksijenim var. Bakalım bu tarafta ne var? 3 kere 2 12 oksijen burada var. 6 kere 1 6 oksijen burada var. Evet 18 doğru yapmışız. Bir sonraki sorudaysa size denkleşmiş tepkime veriyor denkleşmiş tepkimedeki x'i soruyor. Bu daha kolay bir soru türü. Bakın, burada sonuçta atom sayıları eşit olduğu için ne yapacağım? Sadece ve sadece eksik olanları bulacağım. Şimdi bakın, 6 potasyum burada var. Şuraya bakıyorum, 5 potasyum var. Ha, bir tane eksik. Demek ki x'in yapısında bir tane potasyum lazım. Şimdi bakıyorum, klor 6 tane var. Burada 5 tane var. Görüyor musunuz? Demek ki bir tane klor eksik. Demek ki bunun yapısında bir tane de klor var. Devam ediyorum. 6 tane oksijen var burada. Buraya bakıyorum, 3 tane oksijen oksijen var. 3 oksijen eksik. Demek ki burada 3 tane de oksijen olacak. Devam ediyorum hidrojene bakalım. 6 hidrojen var. 6 hidrojen var. Ha hidrojenim tamam. Demek ki benim X bileşiğim KClO3'müş. Sonraki örneğimize bakalım. 3 bakır artı 8x, 3 bakır 2 nitrat artı 2 NO artı 4H2O. Bakalım. Şurada 3 tane bakır var. Buraya bakıyorum. 3 bakır var. Ha, demek ki x'in yapısına bakır yok. Şuraya baktığımda 2 kere 3'ten 6 tane azot var. 2 azot da burada var. Yani toplam 8 tane azot var bu tarafta. Burada ise azot yok. Demek ki x'in yapısında bir tane azot olacak. Devam ediyorum. Şuraya baktığımızda 8 tane hidrojen var. Ama bu tarafta hidrojen yok. Demek ki x'in yapısında bir tane de ne var? Hidrojen var. Peki oksijeni sayıyorum. Burada 2 kere 3 6. 6 kere 3 18 oksijen var. 2 de burada. 4 de burada. Yani toplamda 24 oksijen var. Girenlerde de 24 oksijen lazım. O zaman 8 ile kaçı çarparım? 3'ü çarparım. 24 eder. Demek ki benim bileşiğim HNO3'müş. E hocam ben bunları sırayla yazmasaydım ne olurdu? N başta, H ortada O sonda olsaydı ne olurdu? Merak etme. Şıklarda onun düzgün halini göreceksin zaten. Şimdiki soruya bakalım. Grafiğimiz var. Grafikten size denklem sorabilir. Çok güzel bir soru tarzıdır. Bakalım. K2 ve L2'nin tepkimesi sonucunda M oluşumuna ait mol sayılarının zamana bağlı grafiği verilmiştir diyor. Bakalım. Tepkiminin en küçük tam sayılarla denkleştirilmiş hali nedir diye soruyor. Arkadaşlar bu grafikleri gördüğünüzde aklınızda şu olsun. Azalanlar tepkimeye girenlerdir. Artanlarsa tepkimede oluşanlar ürünlerdir. Yani diğer bir ifadeyle azalıyorsa sol tarafa, artıyorsa sağ tarafa yazacağız. Bak. Burada kim azalıyor? azalıyor. K2 azalıyor. Kim azalıyor? L2 azalıyor. Kim artıyor? M artıyor. Burada dikkat eder misiniz arkadaşlar? K 06'dan başlamış. Kaça gitmiş? 04'te kalmış. Demek ki ne kadar kullanılmış arkadaşlar? 02 mol kullanılmış. Peki L'ye bakalım. 0.6 almışız. Tamamen bitmiş. O zaman 0.6'nın tamamını kullanmışım demektir. M ise 0'dan başlamış ve 0.4 mol oluşmuş. Bakın arkadaşlar katsayılara dikkat edin. Bu 0.2, bu 0.6, bu da 0.4. Yani diğer bir ifadeyle arkadaşlar bu 1 bir birim, bu 3 birim, bu ise 2 birim demek değil midir? İşte size tepkimenin denkleşmiş hali. Şimdi ne diyor? M'nin K ve L cinsinden formül nedir? Tepkimeyi tekrar yazıyorum. K2 artı 3L2 ne oluştu? 2M oluştu. Şimdi dikkat edelim. Burada ne var? 2 tane K var, 6 tane de L var. Ürünlerde de aynısı olmak zorunda. E katsayısı 2 olduğuna göre K'den bir tane, L'den 3 tane alırsam alın size M'nin formülü oluyor arkadaşlar. Geldik tepkime türlerine. Yanma tepkimesiyle başlıyoruz. Bir maddenin oksijenle olan tepkimesine biz yanma tepkimesi diyoruz. Tuzların oksijenle tepkimesi vardır. Mesela KCl tuzunun oksijenle tepkimesi sonucunda KCL O3 oluşur. Bu tepkime yanma tepkimesi değildir diyor bazı kaynaklar. Sizin de aklınızın bir kenarında bulunsun. Yanma tepkimeleri egzotermiktir. Yani ısı açığa çıkarırlar. Bir tanesi hariç. O da sadece ve sadece azotun yanmasıdır arkadaşlar. Azotun yanması dışındaki tüm yanma tepkimeleri ısı vererek gerçekleşir. Yani egzotermiktir. Burada bakın azotun yanma tepkimesini vermişim. Eğer ısı girenler tarafında olursa endotermik, ürünler tarafında olursa egzotermiktir diyoruz arkadaşlar. Biz yanmayı yavaş yanma ya da alevsiz yanma bir de hızlı yanma, alevli yanma diye iki başlıkta toplayabiliriz. Önce hızlı yanmadan bahsedelim. C2H5OH yani etil alkolün oksijenle tepkimesi sonucunda ne oluşmuş? Karbondioksit ve su. Burada alevi görebilirsiniz. Mesela bazen evlerde mobilyaların üzerinde beyaz lekeler oluşur. Bunu o beyaz lekeyi, ısıdan kaynaklı beyaz lekeyi götürmek için oraya kolonya döküp yakarlar. Görmüşsünüzdür belki. Orada mesela o kolonyanın alevini fark edersiniz. İşte alevli yanmaya bir tepkimedir. Kükürtün oksijenle tepkimesi bu da bir yanmadır mesela. Karbonun oksijenle tepkimesi bir yanmadır. Bunlar alevli yanmalardır arkadaşlar. Hidrojenin oksijenle yanması yine aynı şekilde su oluştururken bir yanmadır ve bunlar alevli yanmalardır arkadaşlar. Hızlı gerçekleşir. Özellikle hidrojenin yanması patlamayla gerçekleşen bir durumdur. Şurada da görülüyor arkadaşlar. Gelelim yavaş yanmaya. Yavaş yanmadaysa arkadaşlar olay şu. Özellikle metallerden bahsederiz. Metallerin yanmasından bahsederiz burada. Demirin paslanması olayı, gümüşün kararması olayı, bakırın yeşillenmesi olayı, küflenmesi de der bazıları. E, bunlar arkadaşlar yavaş yanmadır ve bu yavaş yanma sonucunda da alev ortaya çıkmaz. Demir artı oksijen, demir 3 oksit. Gümüş artı oksijen, gümüş oksit. Bakır artı oksijen, bakır 2 oksit dediğimiz bileşikler oluşuyor arkadaşlar ve ısı açığa çıkarıyorlar ama bunu biz gözlemleyemeyiz diyebiliriz. Gençler bazen bunu görüyorum. Güzel bir başlıktır. Dikkat etmenizi istiyorum bu kısma. Bir element oluşturduğu oksit bileşiğinde en büyük yükseltgenme basamağına ulaşmışsa onu bir daha oksijenle tepkimeye sokamazsınız. Mesela 4A grubu en fazla artı 4 alabilir. Burada karbondan bahsediyorum. 5A grubu en fazla artı 5 alabilir. Burada da azot ve fosfordan bahsediyorum. 6A grubu en fazla artı 6 alabilir. Burada da kükürtten bahsediyorum. 7A grubu ise en fazla artı 7 alabilir. Klor, brom ve iyottan bahsediyorum burada da. Mesela bakın Karbon CO2 bileşiğinde oksijen 2 olduğu için 2 tanesi 4 karbon artı 4 aldı. Karbon en büyük yükseltgenme basamağına ulaşmış mı? Evet o zaman bunu oksijenle tepkimeye sokamazsınız. Ama hemen yan tarafına bakın karbon monoksit var. Karbon oksijen 2 olduğu için orada artı 2 alıyor. Evet bunu oksijenle tepkimeye sokabilirsiniz. N2O5 bileşiğinde azot burada artı 5 alıyor. Oksijenle tepkime vermeyecektir. Ama N2O bileşiği azot orada artı 1 değerli kalmaktadır. Oksijenle tepkime verecektir. 3 bileşiğinde kükürt artı 6 almakta. O yüzden oksijenle tepkimeye girmez. Çünkü en büyük yükseltgenme basamağına ulaştı. 6A grubuydu ya. SO2 bileşiğinde ise kükürt artı 4 almış. 6A grubu olduğu için artı 6'ya kadar çıkabilmesi lazım. Ama burada gördüğünüz gibi artı 4'te kaldığı için ne yapar oksijenle tepkimeye girer arkadaşlar. Yapısında karbon, hidrojen ya da karbon, hidrojen, oksijen bulunan organik bileşikler oksijenle tepkimeye girerse karbondioksit ve su çıkar. Çıkan karbondioksitin kat sayısı organik bileşikteki karbon sayısı kadardır. Çıkan H2O'nun kat sayısı ise organik bileşikteki hidrojen sayısının yarısı kadardır. Bakın C3H4 ile oksijeni tepkimeye sokmuşum. 3 karbon olduğu için 3 karbondioksit. 4 hidrojen olduğu için 2H2O yazdık. Ondan sonrası zaten oksijeni denkleştirme. E ne olacaktır? 6 oksijen burada. 2 oksijen burada. Etti 8 oksijen. Ne olacaktır? 4 O2 olacaktır. Benzer şekilde C3H7COOH. Burada 4 tane karbon var. O zaman 4 karbondioksit. H7COOH dediğimiz için 8 hidrojen. Projen var o zaman 4H2O, oradan da oksijeni denkleştirebilirsiniz. Yanma tepkimeleri için 3 temel şart vardır. Biz bunu şöyle bir üçgenle ifade ederiz. Şöyle ki yanıcı, yakıcı ve enerji. Bu üçünden biri olmazsa bu yanma gerçekleşmez arkadaşlar. Asla unutmayın. Yanıcı, yakıcı ve enerji. Ya da yanıcı, yakıcı, ısı. Bunlardan herhangi bir olmadığında yanma tepkimesi gerçekleşmez. Şöyle söyleyeyim. Mesela şu an üzerimdeki gömlek çakmağı tutsam ne olur? Yanar değil mi arkadaşlar? Çünkü oksijen var. Gömlek de yanıcı. Tek eksik ne şu anda? Çakmak değil mi? Yani enerji eksik. E Havada da oksijen var. E, her tarafta yanıcı madde var ama yeterli enerji olmadığı Için ne oluyor? Yanma gerçekleşmiyor arkadaşlar. Enerji olduğu anda yanma başlıyor. Tamam mı? Peki bir madde iyi bir yangın söndürücü olması için ne olması lazım? Bir de ona bakalım. Yangın söndürücü olması için adı üstünde yangını söndürmek için yanmaması gerekiyor. En önemli özelliği bu. Bir diğeri havadan daha ağır olmalı. Yani yoğunluğu havadan daha fazla olmalı ki yanma olayının gerçekleştiği yere sıktığımızda onun üzerini kapatsın. Oksijenle temasını kesebilsin. Üzerine çökmesinden dolayı. Üçüncü şart da buydu zaten oksijenle temasını kesebilme özelliği. Zaten yangın söndürücülerde kullanılan maddeler de bu özelliktedir. Püskürttüğünüzde ne oluyor arkadaşlar? İçerisinden çıkan madde alevin üzerini kaplıyor. Böylelikle havayla temasını kesiyor. Havadan daha ağır olduğu için ne yapıyor? Böylelikle yanma engellenmiş oluyor. Hadi bakalım şu soruyu bir çözelim. Diyor ki C3H8 artı XO2 CO2 artı YH2O tepkimesiyle ile ilgili olarak homojen tepkimedir. Homojen mi? değil. Hocam nereden değil ya? Nasıl olmuyor ya? Bak şuraya. Bu sıvı. Diğerleri ne? Gaz. E ne oldu? Bir tane bile farklı oldu mu? Ne diyorduk biz? Heterojen diyorduk. Cart gitti birincisi. Isı vererek gerçekleşir diyor. Ne demiştik? Azotun yanması hariç tüm yanma tepkimeleri ısı vererek gerçekleşir. Hop. Doğru bir ifade. X büyük Y'dir diyor. İsterseniz bunu denkleştirerek bakalım. Kaç karbonumuz var? 3. O zaman 3 karbondioksit. Burası tamam. 8 tane hidrojenim var. O zaman ne olacaktır burası? 4 olacaktır. Şimdi oksijeni sayıyorum arkadaşlar. 3 kere 2 6 burada var. 4 de burada var. Kaç etti? 10 tane oksijen oldu. E bu tarafta 10 tane oksijen varsa diğer tarafta da 10 tane olması lazım. Demek ki x yerine kaç yazacağız? 5 yazacağız. Ne oldu? x büyük y oldu. Hop doğru. Cevap 2 ve 3 oldu arkadaşlar. Gelelim asit baz tepkimelerine. Önce kısaca asitleri ve bazları bir ifade edelim. Asitler suya hidrojen iyonu ya da H3O iyonu, hidronyum iyonu veren bileşiklerdir arkadaşlar. Mesela burada HCl ve hno 3ten bahsetmişiz. HCl ne oluyor? H2O ile birleşiyor. H3O artı Cl eksi oluşturuyor. HNO3 ne yapıyor? H3O artı NO3 eksi iyonları veriyor. Bunu şöyle de yazabilirsiniz. HCl, H artı Cl eksi. Böyle de gösterebilirsiniz. Bazı önemli asitler var burada. Bakın göstermişiz. Neleri yazmışız arkadaşlar? Hidroklorik asit, hidrobromik asit, hidroiyodik asit, hidroflorik asit. Bu şekilde de gidiyor arkadaşlar. HNO3, H2SO4 H3PO4, CH3COOH HCN gibi daha birçok örneği var. Bunu asitler bazlar tuzlar konusunda tekrar söyleyeceğim. Bazlarsa su ile etkileştiğinde suya hidroksit iyonu verirler. Yani OH iyonu verirler. Bakıyoruz burada NaOH ne olmuş? Na artı OH eksi vermiş. NH3 vardır. Burada önemli bir şeydir. Bunu asla unutmayın. NH3 bazdır. Bilmeyen kazdır arkadaşlar. Bak bu önemlidir. NH3'ün baz olduğunu asla ve asla unutmuyorsunuz. Tamam mı? Ne olmuş NH3? Su ile birleşmiş NH4 yani amonyum artı OH eksi iyonu vermiş suya. OH iyonu verdiği için bu madde nedir? Bazdır arkadaşlar. Bir asitle bir bazın tepkimesi sonucunda tuzun yanında su oluşuyorsa biz buna nötrleşme tepkimesi diyoruz. Sadece tuz oluşursa asit bas tepkimesi diyoruz. O zaman şunu söyleyebiliriz. Her nötrleşme tepkimesi asit bas tepkimesidir. Ama her asit bas tepkimesi nötrleşme midir? Hayır değildir. Çünkü su oluşma şartımız var. Burada hidroklorik asitle sodyum hidroksite tepkimeye sokmuşuz. Sodyum klorür artı su oluşmuş. Burada iyonlarını ayırırsak H artı Cl eksi Na artı OH eksi ne oluşmuş? Na artı Cl eksi iyonları ve H2O. Aynı olanları sildik. Na artı ve Cl eksileri silersek ki bunlara biz seyirci iyon diyoruz arkadaşlar. Tepkimeye girmediler. Tepkimeye girenler kim? H artı ile OH tepkimeye girdi. H2O oluşturdu. İşte net nötrleşme tepkimesi budur arkadaşlar. Mesela bakın H2SO4 ile KOH'ın tepkimesini vermişiz. Burada da K2SO4 artı H2O oluşmuş. Bu nedir arkadaşlar? Bir nötrleşme tepkimesidir. Mesela limonun kesik tarafının mermer tezgaha bırakılması arkadaşlar bir asit baz tepkimesidir. Sonrasında yiyeceğiniz dayan ne tepkimesi olduğunu söylemiyorum. Onu yapmayın yani. Leke bırakır orada. Şimdi kesin ben gidip deneyeceğim diyen çok olacaktır. Ben karışmıyorum. Dedim ya arkadaşlar Tüm asit baz tepkimelerin nötrleşme değildir diye. Bakın NH3 artı HCl gazlarından NH4Cl katısı oluştu. Su var mı? Yok. Su olmadığına göre bu nötrleşme tepkimesi değildir. Ama arkadaşlar bu tepkimeyi NH3 aqua yani suda Suda artı HCl aqua bu tepkime sonucunda NH4Cl suda oluştu gördüğünüz gibi. Bu bir nötrleşme tepkimesidir. E hocam yukarıdakiyle aynı bu tepkime niye nötrleşme diyorsunuz buna? Sebebi şu NH3'ü suda çözdüğümüzde ne yapıyordu? OH yönü veriyordu az önce gösterdim. HCl'yi de suda çözdüğümüzde H artı yönü veriyordu. E ne oldu ortamda OH var? H var. Ne oluşturur? Su oluşturur. O yüzden arkadaşlar aqua ya da suda şeklinde verirse bu nötrleşme tepkimesidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Gelelim çözünme çökelme tepkimelerine. Çözünme çökelme tepkimelerinde değerli arkadaşlarım iki çözeltinin karıştırılıp katı oluşturması olayına biz çözünme çökelme tepkimesi diyoruz. Buradaki oluşan katıya çökelti ya da çökelek tepkimeye ise çözünme çökelme tepkimesi diyoruz. Bakın burada örnek vermişiz. Gümüş nitratla potasyum klorürün tepkimesi sonucunda gümüş klorür katısı oluşmuş ve potasyum nitrat meydana gelmiş. Buradaki iyon denklemini yazalım. Gümüş artı bir NO3 eksi bir. Potasyum artı bir klor eksi bir. Karşı tarafta gümüş klorür katı iyon yok. Diğer tarafa baktığımızda potasyum artı 1 ve NO3 eksi 1 var. Şimdi burada aynı olanları götürdüm. Potasyum ve NO3'ü götürdüm. Ne kaldı geriye? Gümüş artı 1 ve klor eksi 1'den ne oluştu? Gümüş klorür oluştu. İşte bu bizim net çökelme tepkimemizdir. Günlük hayattaki çökelme tepkimelerine örnek vermemiz gerekirse Pamukkale'deki travertenlerin oluşumu. Kalsiyum karbonat çökmektedir orada. Bir diğeri mağaralardaki sarkıt ve dikit oluşumu. Bu da aynı şekilde arkadaşlar çökelme tepkimesidir. Evlerimizde musluk suyuyla çay yaptığımızda ne oluyor? Çaydanlığın içinde Böyle kraterler oluşmaya başlıyor. Bembeyaz oluyor bir süre sonra. Bu da nedir? Kireç çöküyor değil mi? İşte çaydanlığın içerisinin kireç bağlaması da yine aynı şekilde çökelme tepkimesidir diyoruz. Bakalım örneğimize. Alkali metal tuzları kim gibi? Sodyum, potasyum gibi. Bunların tuzları ve NO3 içeren tuzlar suda çok iyi çözünür arkadaşlar. Bunu bilmek lazım. Diyor ki bakın K2SO4 artı FNO3 2 karıştırıldığında bu tepkimenin devamı nasıl olur diye soruyor. Aynı şekilde sodyum bromür ve gümüş nitrat karıştırıldığında bu tepkimenin devamı nasıl olur diye soruyor. Arkadaşlar ne dedik az önce? 1A grubundakiler yani alkali metaller ve NO3 olanlar çökmüyordu değil mi? Diğerleri ne olur? Çökebilir. Bakın ne yapıyorum? K2SO4 artı FNO3 2. Buradaki demir artı 2 alıyor. SO4 eksi 2 alıyor. Burada bakın çökmeyenler hangileri? Potasyum iyonu ve NO3 iyonu. Bunlar çökmeyecek. O zaman çökenler hangisidir? Demir ve sülfat iyonlarıdır. Demek ki bizim oluşturacağımız katı budur arkadaşlar. Aynı şekilde diğerine bakalım. Sodyum bromür ve gümüş nitrat tepkimeye giriyor ve bu tepkime sonucunda oluşan ürüne bakacağız. Çökmeyenler sodyum 1A grubu ve NO3. Bunlar çökmeyecek. O zaman çökenler kim gümüş ve brom oluşacak katı budur arkadaşlar çökeltiler bunlardır. Sentez ve analiz tepkimeleri var. Bir de bundan bahsedelim. Sentez birleşme demektir. Duymuşsunuzdur doğu batı sentezi. Yani doğu batı birleşmesi gibi düşünebilirsiniz. Sentezde birden fazla maddeden tek madde oluşur. Analizde ise tek maddeden birden fazla madde oluşacaktır. Bakalım örnek vermiş bakın. Demir artı oksijenden ne oluşmuş? F3O4 oluşmuş. Başka ne vermiş? Karbon monoksit artı oksijenden karbondioksit oluşmuş gördüğünüz gibi. N2 artı 3H2'den 2NH3 oluşmuş. Bunlar ne? Nedir? bakın birden fazla madde birleşip tek madde oluşturuyor. Bunlar sentez tepkimesidir. Hocam ikincisi yanma tepkimesi de değil mi? Evet doğru. Sonuç olarak karbon monoksit oksijenle tepkimeye giriyor. Yanma değil mi? Evet yanma. Hocam birinci de yanma değil mi? Evet o da doğru. Demir artı oksijenden F3O4 oluşmuş. Doğru söylüyorsunuz. O da yanmadır. Analiz tepkimesi ise tek maddeden birden fazla madde oluşması olayıydı. Buna da örnek verelim. Kalsiyum karbonata bakın. Kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit ve karbondioksit de ayrışmış gördüğünüz gibi. Veya suyun elektrolizi vardır. H2O'nun H2 ve O2'ye ayrışması olayı gibi. Evet arkadaşlar. Böylelikle kimyasal denklemler konusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde kimyasal hesaplamalar konusuna geçeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hazır buraya kadar gelmişken kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ne diyorduk? Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.